Giyineceğim, çekmek ister misin? O şu an kayıttayım zaten. Baya çekiyorsun. Baya. Soyunuyorum, haberin olsun. Soyun soyun, o bende. Ne çıkarsa kârdır. Abi göbekten üste zoom. Mümkün olursa. Onu postta hallederiz. Bu göbek toplamaz. Evet, şu an saat sabah 5.15. Hemen hemen. Günün ilk ışıklarıyla Yiğit'in klibini çekmeye geldik. Evet, şimdi elimde gördüğünüz bir iPhone. Hemen klip çekimine başlayacağız. Daha karga bokunu yemeden geldik buralara. İlk sahnemizde başlayacağız. İlk sahnemiz nedir, biraz anlatmak ister misin şimdi bize? Ters ışıkta arabanın farlarını kullanarak şuradaki boş araziyi kullanmaya çalışacağız. Açıkçası oyunu bilmiyorum. Sadece fotoğrafı biliyorum. Ters ışıkta olduğumuzu biliyorum. Hı-hı. Hani dans mı edeceğiz? Veya sadece poz mu vereceğiz, onu göreceğiz bakalım yönetmenimiz. Ne derse artık. Evet. Günaydın hocam. Hocam. Tabii set şeydir, adabıdır. Günaydın hocam. Şimdi bize ilk setup'ımızdan biraz bahseder misiniz? Setup'ımızda 5 tane yavru köpek var. Macera dolu bir yol sonrası. 5 köpeğinden kurtulmaya çalışan bir gencin hikayesi. Sonra bir araba kaçış ve patlatma sahnesi de var mı sonunda? Aynen. Köpekler arabayı sürüyor olacaklar. Buradan, Yiğit de onlardan kaçıyor. Yiğit de onlardan kaçıyor. Kaçış hikayesi. Süper. Gölgeler tenime konsa, beni hiç görmesen, hiç hatırlamasan, yıldızlar saklasa güzelliğini, seni hiç fark etmesem, var olmasan, seni hiç fark etmesem, var olmasan. Ne yazdığını bize bir tercüme etsene. Çeçen dilinde bir şarkı okuyacağım size, icra edeceğim. Edneb Mınasni, Nralata İseraç Umkoy, Ejnes Mikulçus, Elios Mikulçus, Lord of the Rings gibi. Elfçe. Elfçe. Şimdi bu klip işinin biraz böyle zor olmasının sebebi şu, işin içinde senkron giriyor. Çünkü Yiğit'in şarkı söylemesi gerekiyor aynı anda. O yüzden böyle tersten okuyoruz şarkıyı. Yapacağımız trik editte videoyu tersten oynatmak. Böylece Yiğit düz söylüyormuş gibi gözükecek videoda. O yüzden de Yiğit yaklaşık bir iki hafta boyunca şarkıyı tersten ezberledi. Ve iki katı hızla ezberledi. Çünkü video hem tersten oynayacak hem de ağır çekim oynayacak. O yüzden iki katı hızlı söyleyip aynı zamanda da ters söylemesi gerekiyor şarkıyı. Acayip çalıştı. İki hafta boyunca sırf buna hazırlandı. Şimdi bütün gün boyunca şarkıyı tersten böyle yarı elfçe, yarı böyle anlamadığımız dilde komik komik şeyler duyacağız. İnşallah Yiğit çekim esnasında gülmez. Şu an hala gülüyordu. Benim için artık sırada. Suçlu kim söyle? Suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların, insanım ben de. Suçlu kim söyle? Suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların, insanım ben de. Evet hocam, ikinci sahneyle alakalı biraz böyle bilgi alabilir miyiz? Şimdi dans sahnesi çekeceğiz. Denizde. Deniz kıyısında dans. Şimdi arkada Seray dans ediyor. Dans bölümlerini çekeceğiz sahilde. Şu an provalar alınıyor. İlk sahnelerimiz bitti. Burada müzik normal. Aynı hızda ilerliyor. Öyle iki katı falan çalmaya gerek yok. Çünkü dudak senkron olmayacağı için videoda. O yüzden normal gidiyoruz. Kalabalık gelmeden çeksek bari. İnsanlar toplanmaya başladı. Seni hiç fark etmesem, var olmasam. Klipte sadece böyle dans etsen ya. Seni hiç fark etmesem, var olmasam. Suçlu kim söyle? Suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların, insanım ben de. Suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların, insanım ben de.
Evet, şimdi 3. setup'ımıza geldik. Burası 80'ler ve 90'lar dizisinin platosu. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Yani koskoca sokak şu an bizim plato. Şöyle göstereyim hatta. Şurası böyle koskocaman bina gibi gözüküyor ama aslında içeri girdiğinde bayağı suntayla yapılmış yer. Şimdi burada açı bakacağız. Klip için sokakta belki güzel şeyler olabilir. Yerde böyle sonbahar esintileri, yapraklar var. Belki yapraklarla bir şey yapılabilir. Biraz mekan bakacağız, sonra başlayacağız çekime. Hadi bakalım. Gölgeler tenime konsa, beni hiç görmesen, hiç hatırlamasan, yıldızlar saklasa güzelliğini, seni hiç fark etmesem, var olmasan, suçlu kim söyle, suçlu kim sence, yok mu çaresi hataların, insanım ben de. Yalnız eteğim kamerada parlamadı mı? Star kumaşı. Hayranlarınız sizi bu klipte, affedersiniz, neredeyse her şekilde gördü. Ne diyorsunuz? Hayranlarımız, affedersiniz, her şekilde görmeye devam edecekler. Bundan sonra böyle. Sanat için soyunur musunuz diyeceğim. Soyundunuz zaten. Sanat için ne yapmadık ki bu hayatta? Sanat bizim için ne yaptı? Suçlu kim söyle? Suçlu kim sence? Yok mu çaresi hataların? İnsanım ben de. Hay. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi efendim? Islak. Çok. Islak. Peki seksi mi, ıslak mı? Yok. Hiç seksi değil. Sıfır. Sıfır. Zeebin. Bir de üşüdüm şimdi. Ha. Ağaca girdim. Yani işte ama sanat için suya girdik. Adam her şeyi yaptı ya sanat için. Bir sanat için ne yapmadı? Bravo. Evet abi, setin sonuna geldik. Nasıl hissediyorsun? Evet, bitirdik. Uzun sürdü. Yani aslında saat olarak çok geç değil ama erken başladığımız için gece bayağı sürdü. Güzeldi bütün, ama eğlenceli geçti. Bütün ekibin emeğine sağlık. Kendi adıma özellikle çok tatmin olduğum bir çekim oldu. Fotoğrafları, kareleri gördük. Acayip görünüyor her şey. Artık güzel görünmeyenler de kurguda toplar. Her zaman. Yok ben de yani güzel oldu. Arkadaşlara da buradan bir klip setinin nasıl bir şey olduğunu göstermiş olduk bu vlogla da. Aynen. Ben de görmüş oldum ilk kez böyle. Benim aslında kaçıncı, 6. 7. klip çekimim olabilir ama ilk kez bu kadar böyle dikkatli izledim. Güzel oldu. Güzel oldu, evet. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim bu arada bizi de böyle setine çağırdığın için. Estağfurullah. Bu işe dahil ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Emek verdiniz. Hem geldiniz hem bir sürü şey kattınız. Deli gibi hep beraber herkesin bir şeyler kattığı bir çalışma oldu. Güzel oldu, evet. Oldu. Ben bakalım de çok beğendim. Sonuç nasıl olacak? Keyifle abi, bundan sonrasında artık evet televizyonlarda arkadaşlar, müzik kanallarında görürsünüz klibi. Tıklarsınız. Evet, YouTube'da da göreceksiniz. Like de atarsınız. Dislike de atabilirsiniz. Problem yok. Beğenmediyseniz. Sıkıntı yok bizim için. Aynen. O zaman şey arkadaşlar yani. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.